Şimdi dostlar sıkıntı büyük. Haklısınız fakat hakkınızı alamıyorsunuz. Haklı olduğunuzu bilip hakem heyetine gidiyorsunuz. Hakem heyeti dosyanızı reddedip size olumsuz cevap veriyor. Fakat bu hakem heyetinin kusurumu hayır değil. Teknik görüşü yazıyorum biliyorsunuz. Kendi ellerimle dün kaç tane birden elektrik dağıtım şirketi dosyasını reddetmek zorunda kaldım. Neden? Haklı gerekçeler ile ben reddediyorum. Ve bu konuyla ilgili sizlere uyarma gereği duyuyorum. Ve ben dosyaları reddediyorum. Fakat tüketici bu konulara dikkat ederek ve bu eksikleri tamamlayarak yeniden başvurmalı diye de bir not düşüyorum oraya. Hemen şöyle ilerleyeyim. Özellikle yetkili servislerin bu konuyu suistimal ettiği ile ilgili de bir bilgi vereceğim. Neden? Şimdi şöyle bir durum var. Bunu nasılsa elektrik dağıtım şirketine ödeyeceğiz biz. Değiştir gitsin. Yaz gitsin söyle gitsin. Ya Ama öyle değil. Şimdi bakın eğer haklıysanız bir şebeke problemi nedeniyle sizin evinizdeki elektronik aygıtlarınız zarar gördüyse elbette ki elektrik dağıtım şirketi bunu paşa paşa ödeyecek. Onlar ödemiyorsa hakem heyetleri çatır çatır ödetecek. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Fakat birincisi gerçekten sizin haklı olmanız gerekiyor. Birincisi sizin gerçekten haklı olmanız, ikincisi de haklılığınızı ispat etmeniz gerekiyor. Bakın basit örnekler var. Bütün kayıtlarını ben kendim alıyorum bu konularla ilgili sizlere uyarabilmek adına. Şimdi çok basit itiraz ettiğim hususlarda belli başlı sorular sormuşum. Ve şöyle demişim yazdığım teknik görüş dosyasında. Yani kısaca bir özet geçmek gerekirse konuya teknik çerçeveden bakmak gerekirse durum şu şekilde açıklanabilir demişim. Burada bir durum söz konusu. Bir ürün x bir ürün zarar görüyor. O x ürün ile ilgili yetkili servis gidiyor. Ürünün kartını söküyor. Atölyesine götürüyor. Tamir ediyor. Geri getiriyor. Takıyor. Tüketiciye faturayı kesiyor. Bu garantiye girmez diyor. Siz bunu gidip elektrik dağıtım şirketinden alacaksınız deyip işin içinden çıkıyor. Durum bu şekilde. Olaya bir de objektif bir açıdan baktığımızda X bir ürün kartı bir voltaj dalgalanması ile arıza yapıyor ise parantez içinde beyan bu şekilde demişim. O halde her tüketicinin her X ürününün saatte ortalama 6 kere arıza yapması gerekir. Zira şebeke voltajı resmi olarak her ne kadar TSE 50.160 bölü 2011 sayılı standart kapsamında 230 volt AC olarak kabul edilse de bu voltajın sürekli olarak 230 volt AC olmadığı teknik departman ve birçok vatandaşın kendisi tarafından da bilinmektedir. Enerji stabilitesi mümkün olduğunca sabit tutulmaya çalışılsa da AC enerjinin nakli sırasında dünyanın her yerinde dalgalanmalar belirlenmiş ölçüde her zaman mevcuttur. Ayrıca madem bir dalgalanma neticesi bu kart bozulmuş ise neden sadece dış ünite kartı neden iç ünite kartı da arızalanmamış Aynı zamanda evdeki neden diğer cihazlar arızalanmamış? Aynı zamanda konu komşunun cihazları neden arızalanmamış diye sormuşum. Buna mukabil elektronik aygıtların güç üniteleri de zaten bu nedenle SMPS mühendisi doğrultusunda diye teknik detayları ilerletmişim. Bu bakın sadece bir tanesi. Bunun haricinde diğer reddettiğim dosyada da şu soruları sormuşum. Zarar gördüğü iddia edilen kart nerededir? Bu kartın şebeke tarafından zarar gördüğü hangi uzman raporu ve ispat edilir bulgular ile iddia edilmektedir gibi soruların tamamı cevapsız kalmaktadır. Ortada sadece bir servis raporu ve bu rapor üzerinde kart ile işçilik ibareleri yer almaktadır. Buna paralel olarak yetkili servis raporunda elektriğin yüksek gelmesinden ibaresi kullanılmış ve doğal olarak da ortaya aslında yetkili servisin doğru arıza tespiti yapamadığı görüşü çıkmıştır. Teknik olarak elektrik yükü düşük olduğunda farklı, yüksek olduğunda farklı ünite ve komponentlerde sorun çıkar ve bahsi geçen ürün grubunda elektrik şebekesinden gelen gerilim televizyonun güç kartına giriş yapar. Burada doğrultma devresinden geçerek 230 volttan 230 çarpı bir, bir teknik detaylara girmişim oradan. Power factor correcting ünitesinde DC 450 volt bal kapasitörü işte oraları anlatmışım. Daha sonra demişim ki aslında anakartın çalışması için gerekli olan DC 12, 8, 5, 3.3, 1.8 gibi voltajların doğmasını sağlar. Buradan da anlaşılacağı üzere bahsi geçen arızalı anakartın arıza yapma nedeni şebeke gerilimi değildir. Zira eğer anakart yüksek gerilim ile arıza yapmış ise bu durum televizyonun mühendisliğinde voltaj regülasyonunu sağlayamayan kendi güç ünitesi kaynaklı bir sorun olarak görülmektedir demişim. Şimdi bunlarla çok kafanızı karıştırmayacağım. O zaman şöyle detaylandırayım ben size. Şu gördüğünüz bir güç kartı. Sadece bu kart sadece bir güç kartı. Şimdi bunu anladık. Bu da bir güç kartı. Tamam ekran boyutları farklı kabul ediyorum fakat üreticiler de farklı. Kartları tanıyanlar markaların ne olduğunu anlamıştır zaten. Evet üstünde marka varsa kapatayım şurayı da bir de onlarla uğraşmayayım sonra. Şimdi bu da bir güç kartı bu da bir güç kartı. Daha komiğini söyleyeyim size. Bu da güç kartı kendisi içerisinde dahil olan bir anakart. Yani bu hem güç kartı hem kart. Şimdi burada enteresan bir bilgi var. Şöyle ben yine o markayı kapatayım. Nerede? Şurada. Heh. Şunu kapatalım. Dikkat ederseniz nehir gibi ortayı ikiye bölen bir hat var şurada. Bu trafonun ortasından geçiyor. Bunun adı SMPS trafosu. Switch Mode Power Supply diye geçer. Bakın dikkat edin 220 voltun giriş soketi burası. Şuradan girer elektrik. Buradan da buradan da gerekli noktalara dağılır. Burası anakarta giden bölüm. Burası da BLU dediğimiz backlight unit yani ledleri giden bölüm. Şimdi bakın şebeke ile ilgili olan kısım bu taraf. Yani o nehir gibi ortadan ikiye bölünmüş. Bu taraf şebeke ile ilgili olan taraf. Bu tarafın şebekeli uzaktan yakından hiçbir bağlantısı yok. Hatta fiziki bir bağlantı dahi yoktur. Orada sadece varsa optokuplör vardır. Aynı zamanda da şurada gördüğünüz gibi mega ohm cinsinde spark kapasitörü ve direnç vardır. Yani fiziki olarak şebeke tarafıyla cihazın anakartını birbirine bağlayan aslında hiçbir şey yok. Şimdi yetkili servis diyor ki anakart voltajın dalgalanmasından dolayı yanmış. Nasıl ispat edeceksin bunu? Somut bilgi nerede, veri nerede? Ortada senin kafandan öyle uygun gördüğün beyan dışında hiçbir şey yok. Voltaj dalgalandı, anakart gitti. Oh ne güzel. Şu an ben bu videoyu size çekerken voltaj abartısız en az 20 kere dalgalanmıştır. Nereden biliyor Adem Elbacı? Bunu sadece Adem Elbacı bilmiyor. Adem Elbacı'nın paylaştığı teknik verilerden dolayı siz de biliyorsunuz. Nereden biliyoruz? Siz de biliyorsunuz ki benim evimde her şey kayıt altındadır. Data loggerlarımız var, volt graflarımız var, enerji saverlarımız var, her şey var. Ve biz buradan voltajın anlık, yani ben şu an ilk söylediğim sözcük ile ikinci söylediğim sözcük arasında dahi bu voltaj gidiyor geliyor. Şimdi yetkili servis şu an bunu izliyorsa itiraz edebilir. Ya ben öyle dalgalanmadan bahsetmedim. Yani bir an için 300 volt falan. Yok usta o da olmaz. Onun da neden olmayacağını söyleyeyim sana. O senin dediğinde şunun yüzünden olmuyor. Metal oksit varistör ve dere bunun işi zaten o voltaj işte 255'in üstüne sallıyorum değerine göre değişir çıkarsa bu kısa devre olur bu kısa devre olursa hemen yanında gördüğünüz o kahverengi olan malzeme sigortadır o sigorta atar enerjiyi keser böylece cihazı korumuş olur size bu akım koruma prizlerini niye satıyorlar? Akım koruma prizi diye size sattıkları şeyin içinde aha bu var. 3 liralık malzeme. Ya bunu da biliyorsunuz defalarca videolarını yaptım size. Akım koruma prizi diye 25 liralık normal prizi alıp içine 3 liralık vedere takıyorlar. Oluyor size o priz 150 lira. Ne oldu? Akım koruma prizi oldu. Bir defa o akım koruma prizi de değil. O gerilim koruma prizi. Aynısından e, göreceksiniz. Burada da var. E, şurada. Gördüğünüz gibi. Hatta başka kart getirmişim. Mi? Ha, getirmemişim. Bunda var mı? Bunda da garibim bir tane. Bakın şurada şu yeşil olarak gördüğünüz gözüküyordur herhalde. Bunda da var neticede. İşte bunlar zaten o voltaj yükselmelerinde sönümleme yapabilmek adına orada mevcut. Her zaman başarılı olabiliyor mu? Hayır olmuyor. Zaten akım koruma prizlerine ben o yüzden itiraz ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Voltaj dalgalanmasından, voltajın ani bir pik yapmasından elektronik kart arıza yapar mı? Kesinlikle yapar. Anakart arıza yapar mı? İşte onu oturup bir düşünmek lazım. Şimdi mesleğin erbapları aslında benim ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Ancak bir kısmının işine gelmeyecek bu söylediklerim. Neden? Çünkü bu ihaleyi elektrik dağıtım şirketinin üzerine bırakmak hem işlerine hem kolaylarına geliyor o yüzden. Abicim ben şimdi bu cihazın anakartını intravasküler sistem üzerinden değiştireceğim ve sana faturanı kesip raporunu yazacağım. Ben yetkili servisim abi. Ben raporu yazdım mı iş bitti. Yo ana, bitmedi. Senin yasal olarak müteselsil sorumluluğun olmamakla birlikte yazmış olduğun raporun hukuk önünde eğer o raporu destekleyecek somut verilerin yok ise hiçbir yasal geçerliliği de yoktur. Senin beyanının da 5 kuruş değeri yoktur o koşullarda. Bunu önce ispat edeceksin. Müddeyi isnadını ispatla mükelleftir. Bu kadar. Sen diyorsun ki bu anakart voltaj dalgalanmış ve yanmış. İspat edeceksin. Arkadaş voltaj dalgalanmasından elektronik kart yanar. Yanar fakat bu elektronik kartın voltaj ile bağlantılı olan kısmı yanar. Bu kadar. Bunun ne sekonder bölümü yanar? Onu da anlatacağım. Sekonder bölümünde RMS değeri uygun olmayan bir diyot kullanılmışsa mesela o da bozulur. Onu da anlatacağım. Sekonder bölümünde hiçbir şey olmamakla birlikte anakart kısmında da bir şey olmaz. Neden olmaz? Benim akranım dostlar bilecektir. Eskiden bizim televizyonlarımızın yanında regülatör denilen bir malzeme vardı. Regülatör. Görevi ne? E adı üstünde. Regülasyon yapmak. Yani bizim o break dance gibi zaten break da oradan geliyor biliyorsunuz. Yine benim yaşıtlarım bilir. Yani bizim alternatif cereyan dediğimiz o AC enerji sürekli dalgalanır halledir Dolayısıyla onun dalgalanmasını engellemek adına sistem silisyum diyotlar ile çok nadir transistörlerde germanyum da vardır yine diyotlarda da vardır da silisyum ağırlıklıdır. Diyotlar ile bu doğrultulur. 220-230 volt AC'yi siz DC'ye çevirirsiniz diyotlar ile. Sonradan bal kapasitör dediğimiz şu blok kondansatörler ile bunu kuple edersiniz. Kuplajdır zaten bunların görevi. Bakın ben bir bunun fotoğrafını çekeceğim size yayınlayacağım. Her ne kadar bu cihazın 220 girişi standart zaten Philips Jack diye geçer bunlar 8 fiş. 220 girişimiz burası. Bakın dikkat edin aynı az önce bahsettiğim nehir gibi durum bunda da var. Bu alt kısım primer ünite şurası Üst kısımda sekonder ünite. Yani şebekenin var olduğu yer burası. Şebekeden dolayı bir arıza yapacaksa bir televizyon. Yani bu kart televizyon olduğu için söylüyorum. Klimada da aynı durum söz konusu. Bu televizyon şebekeden doğru, dolayı arıza yapacaksa televizyonun ana kartı değil, display kartı değil, başka bilmem ne kartı değil. Hatta açık ve net söylüyorum size. Yeni nesil yani inverter klimalarda IPM ve ITC kartları arada olduğu için Şebeke dalgalanmalarından dolayı kompresörler bile arıza yapmaz klimalarda. O kadar açık ve net konuşuyorum size. İstisna durumlar hariç. O da 150 milyonda bir derecede o kadar küçük bir istisna. Şimdi bakın bizim şebeke voltajımız ne demiştik? TSEN 50.160 bölü 2011. Yani 2011 yılında kabul edilmiş 50.160 sayılı standart kapsamında bizim şebeke voltajımız 230 volt AC'dir. Fakat şurada bakın şöyle ben da fotoğrafını çekeceğim. Burada 450 volt diyor bu kapasitörün üzerinde. Ya arkadaş şebeke 220 voltsa benim televizyonumda 450 voltun ne işi var? Hani sen yüksek voltajdan yandı diyorsun ya yüksek voltaj bu televizyonun içinde zaten var kardeşim. Nerede var? Power factor correcting dediğimiz PFC bölümünde ya yani PFC bölümünde var. Ya arkadaş bu adam bu mühendisliği daha yüksek güç elde edebilmek adına yapıyor. Zaten yükseltiyor voltajı. Elektroniğin temel prensibi kapsamında AC enerjiden DC enerjiye dönüyorsanız çarpan 1.41'dir. Dolayısıyla 220 volt AC enerjiyi siz DC'ye diyotlarla çevirdiğinizde o zaten DC 310 olur. 230 voltu çevirdiğinizde 324,53 müydü? 325 öyle o civarlarda bir şey olması gerekiyordu. Sonuç itibariyle sistem voltajı zaten kendisi yükseltiyor. Şimdi hemen itirazları duyar gibiyim. Madem Elbacı şebekedeki voltaj dalgalandı mı? Kendi ağzınla söylediğin 220 volt'ta 310 olan 230 volt'ta nasıl 320 oluyorsa diye devam ediyor. Ustam haklı. Fakat işte burada işin içine ne giriyor? kare dalga osilatör üreteç dediğimiz osilatör sistem giriyor. İşte osilatör sistem ve regüle kartları, regüle üniteleri bunun için var. Senin şebeke tarafın 170 volt da olsa, senin şebeke tarafın 250 volt da olsa o televizyonun DC12'si DC12'dir. Değişmez. Değişmez. Bu cihazın hemen şu karttan göstereyim. Yine markayı kapatalım. Buraya ne demiştik? BLU, Backlight Unit bölümüne gider demiştik değil mi? Siz televizyonunuzu izlerken arka aydınlatma sisteminin eskiden yine benim yaşıtlarım bilir. Floresanların olmadığı sadece ampullerin olduğu dönemde ampul bir böyle gözleri böyle fal taşı gibi açılırdı. Bir böyle ölmüş balık gözü gibi bakardı. Böyle arada bir gider gelirdi. O zamanlar voltajlar çok daha sağlıksızdı. Filament dediğimiz voltaja direkt duyarlı olan o normal standart ampuller voltajdaki dalgalanmayı size anında hissettirirler. Fakat günümüz koşullarında biliyorsunuz backlight ünitlerimiz LED ile çalışıyor. Ve bu LED'lerin de eğer voltajlarını değiştirirseniz ki aslında hepinizin televizyonlarında bu ayar var zaten. Nerede var? Deeming bölümünde var. Benim şu monitörümde de var. Ben şimdi bunu düşükten değil de Şuraya FPS'i alayım bakalım. Ne oldu? Backlight unity yükseltmiş oldum ben. Şimdi düşürmüş oldum. Ne yaptım? Dimming ayarını değiştirmiş oldum. Voltajı 2.8 yerine 3.6 yaptım, parladı. 2.8'e geri düşürdüm, tekrar gitti. Şu an ben konuşurken dahi voltajlarımız dalgalanıyor. 220 oluyor, 210 oluyor, 230 oluyor. Kış koşullarında özellikle benim bölgemde 255'leri falan görüyorum ben. Peki siz hiç bu voltajların dalgalanması esnasında televizyonlarınızın backlight ünitlerinde bir yükselme, bir düşme görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Zaten göremezsiniz. Bunun sebebi size az önce anlattığım sistem. Regüle sistemi, regülasyon, regulation. Bitti. Onun görevi o. Bu kartın yine markayı kapatalım şurada. AC tarafı oynar. İstediği gibi oynar. DC tarafı dümdüktür. Dümdük. Burada DC 3.3 DC 3.3'tür. Burası 170 DC 3.3. 180 3.3. 230 3.3. 250 3.3. Değişmez. Değişmez. Bu cihazın osilatör sistemi ve regüle devresi sayesinde şebeke tarafı AC kaç olursa olsun Sekonderdeki DC değişmez, değişmez, değişmez. Şimdi burası artık anlaşılabildiğine göre demek ki neymiş? Bu voltajdaki yükselme veya düşme cihazın anakartının yüksek voltaj nedeniyle arıza yapmasını neden olmazmış. Demek ki neymiş? Yetkili servis yalan söylüyormuş. Yalan söylüyor demeyelim, bu incitici olabilir. Yetkili servis işi bilmiyor, mesleği bilmiyor. Kolayına geliyor abicim e, bu bizim biliyorsunuz ülkemiz koşullarında bize çok dandik elektrik verdikleri için aslında senin kral gibi bir televizyonun var ama o dandik elektrik bu cihazın anakartını bozuyor diyor maalesef muhterem şimdi arkadaş voltaj dengesizliğinin elektronik aygıtlara zarar verdiğini biz yıllardır söylüyoruz bu doğru bu var ancak bunun da bir mantığı var o mantığın dışına çıkıp saçmalamaya başladığınızda bir gün birisi çıkar sizi ifşa eder. Ne kendi vicdanınıza dert anlatabilirsiniz ne yalan söylediğiniz o müşteriye derdinizi anlatabilirsiniz. Artık hiç kimseye derdinizi anlatamazsınız. Şimdi dolayısıyla az önceki klima örneğimize tekrar geri dönüyorum dostlar ve klima örneğinde şöyle bir sıkıntı var ki az önce şurada gösterdiğim metal oksit varistörü burada da zaten örnek olarak vermişim. Demişim ki arkadaş yüksek voltajdan dolayı bu cihaz arıza yaptıysa metal oksit varistör neden bunu korumamış diye sormuşum. Aynı zamanda bizim için en önemli unsur, sizin için en önemli unsur. Bir gün elektrik dağıtım şirketinden dolayı evdeki herhangi bir aygıtınızın bir zarar görmesi durumu söz konusu ise, evinize gelen yetkili servis size bunu iddia ediyorsa, mutlaka ama mutlaka raporuna detay yazmasını söyleyin. Bakın bana gelen raporda şu yazıyor. Voltaj yüksek veya düşük geldiğinden dolayı klimanın kartı arıza yapmış. Arkadaş yüksek mi düşük mü? Önce ona karar ver. Çünkü yüksekte başka, düşükte başka arıza yapar bu. İkincisi, yüksekse tespit kaç volt mesela? Yüksek. E abi 250 volt gelmiş. E 250 volt yüksek değil ki. Olur mu abi 250? Bizim şebekemiz 230 volt. Ya kardeşim Şimdi şebeken 230 volt da biz de zamanında bu, bununla isyanımızı dile getirdik. Yüce devletimize dedik ki arkadaş yani vatandaş 220 olarak biliyor hala. Hani bunun resmi durumu 230 eyvallah. Ve diyor ki %10 yukarı %15 aşağı tolere vardır. Onun da bir kıstası var. 230 voltun %10 yukarısı demek ki 253 volt demektir. Ve şebeke voltajı 253 volta kadar normal kabul ediliyor. Ve sen diyorsun ki abi 250 volt gelmiş anakart yanmış. O zaman kartının dizayn mühendisi hatalı kardeşim. Aynen şu bahsettiğimiz kartta az önce size onu anlatacağım demiştim. Şu çıkışta görmüş olduğunuz diyotlar doğrultma komponentleridir. AC'den DC'ye geçmek için yarar az önce anlatmıştım. Geçmiş yıllarda bunların örneği vardı. X firmasında, firmanın ne olduğu önemli değil. UF5402 kodlu bir diyot kullanılmış. Diyotun RMS değeri 600 volt. Fakat ısı durumu söz konusu olduğunda çalıştıkça ısınıyor. Isındıkça da RMS değerinde istikrarsızlaşma başlıyor ve dolayısıyla bu diyot kısa devre oluyor. Aslında yine de voltajlardan kaynaklı olmasa da yine de o bir mühendislik hatası. Neden mühendislik hatası? Çünkü biz şunu yapmaya başladık o yıllarda. UF 5402 standart diyot yerine RMS değeri 1000 volt olan UF 5408 ayaktan soğutuculu diyot kullandık. O televizyonlar bir daha öyle bir arızayla geri gelmedi. Bitti. Demek ki mühendislik dizaynında bu gözden kaçmış. Şimdi bu koşullarda o diyot kısa devre olduğunda sizin evinize gelen yetkili servis abicim voltajlar acayip dalgalandığından dolayı bla bla demiş olsa siz yine suçluyu elektrik dağıtım şirketi olarak göreceksiniz. Çünkü yetkili servis sizi istediği şekilde kanalize edebilir. Abicim bak görüyorsun şimdi bu duvara taktığım kablo. Kabloyu takip et abicim. Geldi kablo nereye girdi? Bu karta girdi. Tak bak gördün mü abi? bu kart şebeke yüzünden bozulmuş abicim dese inanacaksın. Çünkü doğru. Çünkü şebekeden gelen kablo buraya giriyor. Bu kartı da sen komple güç kartı olarak kabul ediyorsun. Bu kartın komple güç kartı olduğu doğrudur. Fakat sekonder ünitesinin şebeke geriliminden dolayı arıza yaptığı bilgisi yanlıştır. Dolayısıyla aslında o buradaki bir diyotu değiştirerek çözebildiği problemi garanti dahilinde halledebilecekken nakit para tatlı geldiği için abicim abicimler devreye giriyor. Ve ne yazık ki olay bu noktaya geliyor. Şimdi burada hemen bir açıklama yapmak lazım. Canımın içi gönlümün efendisi nice değerli büyüklerim ustalarım var benim bu ülkede. Anlattıklarım asla ve kat'a onları incitmemeli. Ben vatandaşların resmi şikayetleri doğrultusunda gayri resmilerde dahil olmak üzere direkt bana ulaşan vatandaşlar var. Önüme gelen şikayetler doğrultusunda sizlere bunları anlatıyorum. Ülkemizde çok 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 yüksek sayıda bu şikayetler var olduğu için sizleri uyarmak istiyorum. Benim o altın gibi değerli, yüce gönüllü ustalarımın sayısı çok azaldı. Yerlerini affedersiniz. Aldı. aldı. Şimdi bu klima konusuna gelecek olursak ne yazık ki bu klima kartı sökülüyor, atölyeye götürülüyor, getiriliyor. Vatandaştan 1350 Türk lirası para alınıyor. Ne yaptın kardeşim? O belli değil. Sadece kartın sökülüp atölyeye götürülüp geri getirildiği biliniyor. Bir de rapor yazmışlar. Elektrik dalgalanmasından dolayı arıza yapmıştır diye bitti. Bu raporu al Aydem senin paranı ödeyecek demişler. Ya arkadaş yani Aydem darpane olsa yetişemez buna. O zaman önüne gelen yetkili servis canı sıkıldıkça al kardeşim raporu halamın kızı gel buraya. Hadi bir tane iyisi niye hadi sana 5000 yazıyorum. Ben reddettiğim dosyalardan bir tanesini şunu yazdım. Bahsi geçen koşullarda primer ünitesinde voltaj dalgalanması kaynaklı oluşabilecek bir arızada arıza yapacak komponentler bellidir. Metal oksit varistördür, diyottur, mosfettir, fettir ve dolayısıyla sigortası atmıştır. Bunları toplasan 50 lira etmez. Kartı da değiştirmemiş zaten. Kendi ağzıyla söylüyor. Kartı tamir ettim diyor. VDR'e takıp üstüne bir de sigorta mı değiştirdin? Ya yani ne yaparsan yap bunun maliyeti 50 lirayı geçmiyor. Adem Elvacı 50 lira da bu işin işçi... işçiliği var tabii kardeşim. Başımız gözümüz üstüne işçiliğe hiçbir bizim saygısızlığımız yok. Biz o işçiliklerle bugüne kadar aç karnımızı doyurduk. Ama bunun bir mantığı yok mu ya? Tamam, işçilik. Hangi fiyat listesine göre işçilik? Hangi meslek odasının verdiği listeye göre işçilik? Bu bahsi geçen firma hangi meslek odasına kayıtlı acaba? Hangi işçilik fiyat listesinde klimanın kartını sök götür gel işçilik 1300 lira yazıyor? Birisi bana bu listeyi paylaşsın lütfen. Berberler Odası'nın fiyat listesi var. Örnek veriyorum yani kuaförler odasının fiyat listesi var. Saç kesimi ne bileyim ben 20 lira. Tamam adam 15 alır 25 alır. O serbest piyasa ekonomisi okey problem yok. Adam 50 lira ister o da onun tercihidir okey. Ama ortada bir sıkıntı var şöyle bir sıkıntı var. Orada tercih sende abicim o kuaför çok pahalı gitmiyorum diyebilirsin. Burada öyle bir durum yok ki. Bir tane yetkili servis. Mecbursun ona iş yaptırmaya. Cihazın garantili. E hani benim seçme hakkım nerede? Hani benim fiyat listem nerede? Ve itiraz ettiğim, reddettiğim dosyada dedim ki burada görüldüğü üzere 1300 lira işçilik talep ediliyor. Peki yetkili servis benim işçilik kalitem 10 bin liralık kardeşim deseydi elektrik dağıtım şirketinden 10 bin lira mı istenecekti? Kıstasımız ne? Kıyas noktamız ne? Referans noktamız ne bizim? Hangi listeye göre hareket ediyor bu firmalar? Ticaret Bakanlığı'na soruyorum buradan. Bütün meslek dalları ile ilgili bir işçilik fiyat listesi. Nerede abi bu listeler? Satış sonrası hizmet yönetmeliğinde var. Yedek parça fiyat listeleri asılı olmak zorunda diyor. Nerede yedek parça fiyat listesi? Sen bu ürünü onarmadan önce abicim senin televizyonunun anakartının üstündeki X, Y ve Z malzemeleri arza yapmış. X 3 lira, Z 5 lira, Y 7 lira dedin mi? İşçiliğimde 1300 lira dedin mi? Hayır. Bu zaten bir dayatma. Ama o dayatmayı da nasıl tolere ediyorsun sen? Abi hiç merak etme. Zaten bunu elektrik dağıtım şirketi ödeyecek. Bu koşullarda ödemeyecek kardeşim. Vatandaş aç gözünü, aç kulağını iyi dinle, iyi izle. Sana ödemeyecek Aydem, Zordem, Zardem, Turdem neresiyse hangi bölgede yaşıyorsanız o bölgenin elektrik dağıtım şirketleri bu koşullarda size hiçbir şekilde ödeme yapmaz. Hakemiyetleri de size ödeme yapılması için bu konuda karar çıkaramaz bu koşullarda. Hiçbir somut giveri yok, hiçbir teknik dayanak yok, hiçbir detay yok. Sadece yetkili servis raporuna yazılmış voltaj yüksek ya da düşük. Saçmalık bu olmaz. Hakemiyeti de bir şey yapamaz buna. Adem Elbacı ne olmalı? Ne olması gerektiğini size söylüyorum. 1- Yetkili servis size rapor yazacak ama o raporda detay yazacak. Ve diyecek ki bilmem ne tarihinde bilmem ne saatinde X tüketicisinin Y adresindeki evi ziyaret edildi. Ürün söküldü. Ürün söküldüğünde güç kartının primer ünitesinin D908 pozisyondaki diyotunun kısa devre olduğu görüldü. Bu primer ünitesi şebeke tarafındadır. Voltajdaki bıdı bıdı bı bıdıdan dolayı bıdı bıdıdan bıdı olmuştur diyeceksin, bunu açıklayacaksın ve değiştirdiğin o kartı alıp tüketiciye teslim edeceksin. Tüketici senin verdiğin rapor, senin verdiğin fatura ve senin verdiğin hasar görmüş malzeme ile elektrik dağıtım şirketine gidecek. Dilekçesini yazacak. Dilekçesinde talebini dile getirip talebinin reddi durumunda devlet tarafından incelenmek üzere teslim edilen kartın geri istendiğini belirtecek. Kartın fotoğraflarını çekecek vatandaş da burada duyarlı olacak. Dolayısıyla burada ne elektrik dağıtım şirketine güveneceksiniz ne de size hizmet veren yetkili servise güveneceksiniz. Güveneceğiniz tek şey yasa ve yönetmelikler. Yapacak başka bir şey yok. Ülkemizin ne yazık ki güncel durumu bu. Başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Ben başından beri söylüyorum. Şurada çok büyük bir topluluk olup bir bütünlük yaratabilirsek sadece vatandaş olarak birbirimize güvenebileceğiz. Yoksa Karşımızdakiler o avukat ordularıyla ne yazık ki bizi sindirmeyi hedefliyorlar. Birçok noktada ne yazık ki bunu başarıyorlar. Şimdi bir dünya dosya reddediliyor. Yazık değil mi bu vatandaşlara? Yetkili servis sana soruyorum. Sen aldın o 1350 lirayı koydun cebine. Akşam oh vurdun kafayı yattın. Vatandaş ne yapacak? 1350 lirayı verdiğiyle kalıyor şu haliyle. Senin verdiğin o yazının o raporun zerre kadar değeri yok. 5 kuruş değeri yok bu şekilde. Kesinlikle ama kesinlikle elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklanan zarar gördüğü söylenen ürünlerinizle ilgili detay isteyin. Değiştirilen tek bir cıvata dahi olsa bunu alın. Yetkili servislere bunu bırakmayın kesinlikle. Bu koşullar altında hiçbir şekilde siz zararınızı tazmin edemezsiniz dostlar. Bu yüzden söylüyorum bakın burada aynı zamanda işin içine Türk Medeni Kanunu ikinci maddeyi de dahil ettiğimiz ister istemez. Türk Medeni Kanunu 2. madde dürüstlük ilkesine dem vurur. Ve der ki herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Burada yetkili servis bize borçludur. Borcunu yerine getiriyor. Yetkili servis görevini ifa ederken benim zamanında parasını peşin ödeyerek satın aldığım garanti hakkı çerçevesinde benim evime gelip bana borcunu ödüyor. Bakın ben bu konuyla ilgili daha önce açıklama yaptım. Garanti verilir mi? Garanti alınır mı diye sordum. Garanti sizin para vererek satın aldığınız bir şey. Bunu unutmayın. Firma size babanızın hayrına garanti vermiyor. Bu malın üretim maliyeti 1 lira. 3 yıl boyunca garanti vereceğiz. Olası servis giderleri 20 kuruş olsun, değil mi? O zaman bunu 1 lira 20 kuruşa satıyorlar. Eğer bu 3 yıl boyunca arıza yapmazsa 20 kuruş firmanın cebine kalıyor. Hesap bu kadar basit. Demek ki neymiş? 1 liralık malı sen garantili olarak 1 lira 20 kuruşa satın almışsın. Yani zaten aslında senin evine gelen o yetkili servisin parasını sen malı satın alırken ödemişsin güzel kardeşim. Yani kendini ezik hissetme, kendini onlara borçlu hissetme. Aksine sen alacaklısın. Kaliteli ve dürüst hizmet alacağınlar o malın üreticisinin yetkili servisinden. Dostlar fazla uzattım farkındayım. Biraz sinirlerim de gerildi. Yani can sıkıcı bir konu. Konu oldukça uzun. Atladığım bir sürü detay var farkındayım. Ama bu konunun üzerinde belli aralıklarla duracağım. Belli aralıklarla elektrik dağıtım şirketlerine karşı vereceğiniz hukuk mücadelelerinde mümkün olduğunca sizlere ipuçları vermeye çalışacağım. Lütfen bu hususlara dikkat edin. Elektrik dağıtım şirketlerinden zarar tazmin edeceğiniz zaman şu konuya da kesinlikle unutmayın. Elektrik dağıtım şirketleri savunma yazılarında der ki şikayetiniz üzerine gittik, kontrol ettik, ölçtük. Arızaya sebep olabilecek hiçbir şey göremedik. Göremezsin kardeşim. Üstünden haftalar geçmiş, günler geçmiş, aylar geçmiş, saatler geçmiş. Anlık diyorum anlık. Bu voltaj dalgalanmaları anlıktır. Ustanın dediği doğru olabilir, şöyle olabilir. Yani bir şey olmuştur, voltaj birdenbire 300 olmuştur. Ama anında geri gelmiştir. Zaten yakacağını yakacak, patlatacağını patlatacak. Sen elektrik dağıtım şirketine burada voltaj yükselmiş gel kontrol et desen elektrik dağıtım şirketi gelecek ölçecek bak abi gördün mü? 230 volt normal diyecek. Abi şimdi 230 volt şimdi. E bir hafta önce kaçtı. 10 saniye önce kaçtı ya 10 saniye önce. Önemli olan bu. Ve dolayısıyla siz bu tarz taleplerinizde dilekçelerinizi yazarken elektrik dağıtım şirketinden hakem heyetlerinin savunma istemesi esnasında mutlaka logları isteyeceksiniz. Logları. Ben sonradan yapılmış ölçümleri değil. Benim evimdeki hasar 21 Haziran saat 18.57'de meydana geldi. Dolayısıyla ben 21 Haziran 2021 tarihi Saat 17 ile saat 20 arasındaki voltaj loglarının kayıtlarını istiyorum diyeceksiniz. Elektrik dağıtım şirketi bu logları savunma belgesine ilave edecek ve o savunma belgesini kontrol eden hakem aynen elektrokardiyografi gibi düşünün bunu. Ha, işte bizim derdimiz o dıt. O dıtı gördüğümüz an Hakemiyeti diyecek ki tamam kardeşim burada işte. Ondan. Yaz kardeşim tüketicinin talebinin kabulüne. Olay bu. Yani yoksa kalkıp da eski Türk filmlerindeki bütün olay olup bittikten sonra gelen Türk polisleri gibi veya elektrik dağıtım şirketinin sonradan gelip yaptığı ölçümlerin ne sizin için ne de hakemiyetler için hiçbir anlamı yok. Bakın bu gerçekten sizler adına çok ciddi ve önemli bir konu. Log talep edeceksiniz. Aksi takdirde aldığınız hizmetin stabilitesini ispat edemediğinden dolayı otomatikman haklı olduğunuz yönünde iddialarınızı öne sürebilirsiniz. Konular çok uzun. Nefesim kesildi. Görüşmek üzere dostlar. Yorumlarda mutlaka bu konuları detaylı görüşelim. Benim atladığım ama sizin aklınıza gelen şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Gerekiyorsa o konu üzerinde de tekrar fikir birliğinde görüşürüz. Hoşçakalın.